Efendim, fuardayız. Program ekibi olarak biz standları gezmeye devam ediyoruz. Şu anda 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda İzmir'de sesleniyoruz sizlere. Şu anki standımız ise TMR Veterinerlik. TMR Veterinerlik Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Fersan ile birlikteyiz. Ahmet Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bizi standınızda ağırladığınız için. TMR'yi tanıyabilir miyiz? TMR Veterinerlik olarak 3 dalda ayrılmaktayız. Nutrition, genetik ve livestock olarak. Öncelikle Nutrition'dan başlayacağım. Nutrition, bizim yurt dışından getirmiş olduğumuz hayvanların hastalandığında, örnek olarak bir ürünümüzden bahsedeceğim size burada. Alice'in buluslarımızdan. Hayvanlarımız mastis oldu diyelim. Mastis olduğu zaman biz antibiyotiksiz çözemiyorduk bugüne kadar. Geçen sene Türkiye'ye getirmiş olduğumuz bu bolusumuzda bir bolus yutturarak hayvanların sütüne antibiyotik geçmeden, etine antibiyotik geçmeden doğal çözümler üreten bir firmayız. Evet. Bunun yanında 8 tane daha ürünümüz var. Bunlar hayvanların döl tutma problemleri. Büyük baştan bahsediyorum. Hayvanların döl tutma problemleri olsun, ayak tırnak problemleri olsun, iştah problemleri olsun, tüy yapısı olsun, vitamin mineral alanında olan büyük baş boluslarımızdır. Bunun yanında küçük baş boluslarımız var. Küçük baş boluslarımız ise aynı şekil sağım yapan koyun işletmelerinde mastis oluştuğu zaman doğal bir şekilde Alice'in ürünlerimizle, Alice'in dediğimiz ürün aslında sarımsak özlü bir üründür. Doğal bir üründen bahsediyoruz. Evet, doğal bir üründür. Büyük baş ve küçük başa bu şekilde hitap ediyoruz Nutrition bölümümüzde. 2020 yılı içerisinde de pet ürünlerimiz piyasaya sürülecek. Lansmanı yaptık. Lansmanı çiftçilerimize sunacağız. Lansmanı daha henüz yapılmadı fakat çiftçilerimize bu sene içerisinde getirmeyi hedefliyoruz. Bunun haricinde ithal sperma konusunda Türkiye'de öncü şirketlerden bir tanesiyiz. Büyük baş konusunda spermalarımız var. Hayvanlarımızı genomik testleri yapılmış, değerleri yüksek spermalarla buluşturuyoruz hayvancılarımızı. Onun haricinde TMR Veterinerliğin bir de livestock bölümü var. Canlı hayvan ithalatı. Biz bugüne kadar yurt dışından canlı hayvan ithalatı yapıyorduk. Damızlık gebedüve, damızlık koyun, besilik et. Küçük baş, büyük baş. Küçük baş ve büyük baş olmak üzere bu alanımız da vardı. Bu sene önümüzdeki hafta Çiftçi TV izleyenlerinin de göreceğini ümit ediyorum. Önümüzdeki hafta bir ihracat projemiz gerçekleşmekte. Türkiye'de ilk olan damızlık gebedeve ihracatını yapacağız. Bunu da buradan Çiftçi TV izleyicilerine önden anlatmış oluyoruz. Müjde veriyoruz bir anlamda. Evet. Ülkemizin hayvanlarını artık yetiştiricilerimiz bu işten para kazansın diye bizim kendi bünyemizce Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin de üstünde durmuş olduğu, Cumhurbaşkanımızın üstünde durmuş olduğu bir konudur. Türkiye hayvancılıkta ihraç edecek noktaya gelecek konusunun üstünde durduk. Türkiye'de bir ilk olan gebedüve ihracatını gerçekleştireceğiz. Nasip kısmet olursa önümüzdeki hafta. Biz de inşallah diyoruz. İnşallah. Önümüzdeki yıllardaki hedefimiz ithalattan ziyade ihracata yönelmek olacak. Bir anlamda artık almayacağız ama satan konuma geleceğiz, öyle mi? Kesinlikle. Aldığımız zaman hep dışarı para bağladık ve yetiştiricimizin cebinden hep para çıktı. Artık bugün hayvancılık yapan yetiştiricilerimiz hayvanlarını daha üst seviyelere taşıyarak ve bu işten para kazanarak yurt dışına ihraç etmeye başlayacak. Ve gerçekten çok keyif alacaklarına inanıyoruz. Biz ilk adımı attığımızı düşünüyoruz. Bu konuda herkesin desteğini de bekliyoruz. Biz de Çiftçi TV ailesi olarak hayırlı olsun diyoruz. Mutlaka medya tarafında desteklerimize devam edeceğimizi dile getirmek isterim. Bunun dışında şu anda az önce de benim de söylediğim gibi 2020 Agro Expo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndayız. TMR için nasıl geçiyor? Üçüncü gündeyiz. Nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle İzmir Fuarı bizim için çok önemlidir. Türkiye için çok önemli bir fuardır. Biz Türkiye'deki en değerli fuarlardan, en çok yetiştiricinin buluştuğu fuarlardan olduğunu düşünüyoruz ve her sene
memnun bir şekilde. Zaten ümitli, yani hayallerimiz, hedeflerimiz birbirini tutuyor. Yetiştiricilerimiz çok ilgililer, çok alakalılar. Ürünlerimizi tanıdılar. Standımıza olan ilgileri, alakaları gerçekten güzel. Bu İzmir'deki tarım fuarının gerçekten her sene üstüne katarak çok iyi sonuçlar, yetiştirici ve üreticinin buluştuğu bir nokta olduğunu düşünüyorum. Biz de bundan sonraki süreçte hem fuarlarda hem çalışma hayatınızda başarılar diliyoruz. Yayınımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Değerli vaktinizi ayırdığınız için yetiştiricilerimizin hepsine bereketli günler diliyorum.